bilgisayar markası Türkiye'de çok fazla bilinmese de özellikle 22 bir tabancayla piyasaya girmişler Amerika'ya. Bükme saçtan yaptıkları bir tabancayı geliştirmişler. Şu anda Mark 3 modelleri, en gelişmiş modelleri. Bunların kabzası 1911 gibi olup 1911 atıcılarının eline daha güzel uyan modelleri de var. Tabii bunlar şurada gördüğümüz tabancaların hepsi 22'lik. Türk silah severinin çok fazla hayal bile edemeyeceği silahlar. Çünkü 22 mermi ve ruhsat harçları dolayısıyla bu güzel ve ucuz silahlara ve onların mühimmatına ulaşmak şimdilik mümkün değil. Bu 1911 disiplinindeki tabancaları Ruger'in, ki dün bunlarla atış yapmak imkanına sahip oldum. Gelelim diğer tabancalarına. Bu 45 otomatik hızlı reseti olan bir tabanca. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. 45'lik çaplı Amerika'da çok tercih edilen, çok sevilen bir tabanca. Yani polimer gövdeli Striker Fire bir tabanca. Model numarası 3340. Bu 380, 0380 yani kısa dokuz bir tabanca. Bakalım, burası kalabalık, karşıtmaya başladı. Tüfeklerine bakalım. Amerika'da herkes hemen hemen AR-15 disiplininde tüfek yapıyor. Türkiye'de de bir yerli silah sanayicimiz bunlardan yapıyor. Kendi isminin altında. Amerikan halkı AR-15'e aşık. Ama gördüğünüz gibi 308 Winchester. Bunlar oldukça ucuz tüfekler. Çok kaliteli tüfekler. Amerikan avcısının çok sık kullandığı tüfekler. Biraz daha devam edelim. Bu meşhur bizim askerden bildiğimiz M1 disipliniyle çalışan tüfekler, ama bunun mini tactical, genellikle yukarıdakiler 223 ama bunların 22 long rifle'ları da var. Evet, saymakla bitmeyecek kadar fazla tüfek var. Gelelim toplulara. 3 tane kilitli bir topu olan revolver. Ruger'in topu tabancaları son derece güçlü tabancalar. Şuradaki tabanca Super Red Hawk 44 Remington Magnum mermi atan bir tabanca. Bu da 480 Ruger, bu da 44 Magnum atıyor. Bunlar Vaquero Single Action. Bunun 22'liğinden attım. Bu 357 Magnum. Bildiğimiz Amerikan kovboy tabancası disiplinindeki tabanca, ama şunun güzelliğine, bir keyfine bir bakın yani. Elde tutmak bile büyük bir keyif. Tabi siyah menevişi var. Değişik çapta, değişik kalibrede. Bunlar da 44 Magnum. 357 Magnum. 22 Long Rifle. Şundan attım ben dün. Son derece de düzgün ve keyifli bir atışı var. Ekstra silindirlerle, yani toplarla beraber veriliyor bu model isterseniz. Kolay doldurmak imkanı sağlamak açısından. Evet, bakalım başka neler varmış. Ruger'in 22'lik tüfekleri var. Bunlar enteresan, Ruger'in kendi patenti olan döner şeyli şarjörlü. 22'liği daha fazla doldurabilmek için şarjörlü, döner şarjörlü tüfekler. Son derece basit, çocukların bile eline alıp atış yapabileceği tüfekler. Bunlar yarı otomatik. Malum Türkiye'de yarı otomatik yivli tüfekler artık taşıma ruhsatı verilmiyor. Amerika'da çocuklar bile bunlarla oynuyor. Bu da çok kısa namlulu, enteresan, güzel bir tüfek. Tamam mıyız? Ruger Blackout. Yine tek hareketli single action bir tabanca. Şimdi bunları çıkartırsak laf işitiriz safety officer'dan. Bu Ruger GP100. 22 long rifle ama bunun çapı. GP100'ler Türkiye'de
357 Magnum olarak tanımlıyor. Bir ara gelmişti. Çok güçlü tabancalar. Çift kilit sistemi var. Olduğu gibi burada tetik sistemi sökülüyor. Onun için şeyleri, kilitleri son derece sağlam. Bu SR22 çok hafif bir tabanca herhalde. Her iki kapakta, sürgüde, gövdede alüminyum yok, polimer. 22 long rifle. Bu meşhur Mark 3 Ruger. İlk yaptıkları $20 falan satıyorlarmış bir zamanlar bunu. Onu çok geliştirdiler, son versiyonu. Susturucu bu. Son derece güzel bir atış tabancası. Özel olarak 45 sevenler için yapılmış. Normal olarak bunların kabzaları böyle değil ama 1911 kabza yapısında 1911 atanlar daha çabuk adapte olurlardı. Bu tarzda bir kabza yapmışlar. Aslında Ruger'in kabzaları böyle değil. Bu özel 1911 kabzası. Evet. Burada bir tane daha Ruger var. Bu da 20. Bunların hepsi 20. Son derece hafif tabancalar. SR22. Ruger'in SR22'si. Burada bir kuyruk var. Onu pek atabileceğimizi zannetmiyorum. Enteresan çekirdekler. Sanki böyle matkap ucu gibi. Adamlar atıyorlar işte bu çekirdekleri. Biz kıyamayız. Bir tane elimize geçse koleksiyona koyarız.